Gelelim Nihle ve Oğuz'a arkadaşlar. Tabii Dilara'ya. Oğuz, senin dünyadan haberin yokken burada gerçekten Nihle'nin zorbalandığını söyleyebiliriz. Üstelik sadece Dilara tarafından değil, Dilara'yı sevdikleri için konuya dahil olmak isteyenler de var tabii ki. Mesela Öykü Hanım. Yani kız, isim vermek istemiyorum. Yani onlar kendilerini biliyorlar. Dahil olmak isterlerse konuya dahil olurlar. Ya da Nihle en azından farkındaysa kimin bu konuda ne yaptığını bize paylaşabilir. Yani ben birini işaret etmek istemiyorum. Ama Dilara'yla ilk olarak sıkıntı fotoğraflarla mı başladı? Ya ben konuşayım. Nihle'ye söz verdim ama. Tabii. Evet yani konuşacaktık zaten. Sorun ettiğini söylemişti ama sonra ben burada yokken fotoğrafımı ters çevirmiş. Çocukça geldi bana. Söyledim. Hoşuna gittiği için yaptığını söyledi. Ben de o yüzden onunkini ters çevirdim. Hoşuna gidiyorsa bu da hoşuna gider diye düşündüm. O yüzden bu kadar. Evet, fotoğraflar ters çevrildi. Sonra sen daha sabah değil mi? Kırmızı Oda'ya çağıracağım, çakallar var dedin. Evet. Ben geliyorum, kimseleri kabul etme dedin. Yok öyle demedim. Ne seni dedin? Çağırırlar bugün dedim. Çakal kaynıyor burası, dikkat. Doğru karar verdiğince baskı var orada şimdi. Baskı değil Öykü Hanım ya. Nasıl baskı? Dedim dikkatli ol, tecrübeliyiz ya biz ona göre hepimiz. Dedim ki dikkatli olman lazım burada. Fikri de özgür bıraktı tabii. Niye çakallar var dedin o zaman? Var çakallar çünkü. Yani bırak, görüşün aslında, karar verir. Böyle bakıyor. Öyle düşünüyorum evet. Ben. O yüzden hani sadece bir destek olmak istedim. Daha kendini tecrübeliyim. Kendini göstermek istedim belki. Ha, tecrübeliyim ona göre. O yüzden daha dikkatli olmasını gerektiğini söyledim. Başkası yapmadı bu yardıma? Bilmiyorum, ben yani yardım etmek istedim Nihle'ye. Çok yardımseversin gerçekten. Çok, her zaman. Aynen evet. Öyle. Peki. Sonrasında işte çakallar, rakallar derken geleceğim Kırmızı Oda, görüşeceğiz. Dilara da dedi ki inşallah zamanınız olmaz. İnşallah o odanın işte ışıkları kapanır. Asla izin vermeyeceğim. Değil mi? Evet, söyledim. Neden böyle bir tepkiye gerek duydun? Ve daha söylediklerini de söyle burada yani. Baştaki olaydan mı ben? Neye? Şöyle çünkü yüksek sesle konuş. İkisini yan yana görünce zoruma gidiyor. Hazmedemiyorum yani. Çünkü daha benimle bir şeyleri bitirmemişken, ya bir şeylerden kastım duygular anlamında değil. Hemen Nihle'ye yönelmesi açıkçası çok ağrıma gitti, zoruma gitti ve dün de durgun olmamın sebebi buydu. Eve gittim, bayağı ağladım. Hatta Hasret bana dedi ki Oğuz seninle son kez konuşacak. Ben dedim herhalde son kez yine konuşacağız. Yarın modumu yükseltip öyle geleyim. Yine hiçbir şekilde konuşmadık. Bugün de Kırmızı Oda'da görünce basmak istedim. Çünkü buna müsaade etmeyeceğimi söylemiştim. O da bana fırsat vermedi. Sonuca yani derdin bir fırsat vermedi. Biz konuşamadık, bitiremedik. Ama şimdi bunu konuşmayı beklemek ya da buna kızmak var. Bir de Nihle'yle uğraşarak bunu yapmak var. Ya o konuda evet çok fazla üstüne gittim şurada. Ama sen bunu devam ettireceksin gibi geliyor bana. Yok, ben az önce bir karar aldım gerçekten, bunu net bir şekilde söylüyorum. Bugün Kırmızı Oda'da yaşadığım olaydan sonra bayağı toparladım kendimi, hiçbir şekilde artık karışmak istemiyorum. Bana nasıl geliyorsa karşıdaki, ben de öyle gidiyorum. Genelde hep böyleydi o yüzden. Yani şu anda da eğer yapmayacağını söylüyorsa, hani anladıysa İnanın yanlış yaptığını. Buna? İnanmayayım mı? Ya Öykü Hanım, Öykü Hanım, devam edersem kendimi yıpratmış olurum. O yüzden tamamen hiçbir şekilde karışmayacağım. Hiçbir şekilde. Ama şimdi biz senden bu kestirip atmaları çok görmedik mi? Evet. Ya bunu gördük. İstemiyorum, asla görmüyorum. O da Nihle de aynı şeyi söyledi. Evet, değil aslında. Mi? Bilmiyorum. Hatırlatsana ne söylediğini. Evet, yani sevmediğini söyledi. Sonra bugün sevdiğini söyledi. Sevdiğimi söylemedim. Dedin ya, ben sana hani neden şu an bunu yapıyorsun? Sevmiyordun hani dedim. Sen de seviyorum belki şu an dedim. Ya onu sırf şey tartışmak anladım için yani. Bu arada. Evet, seni açmak istemiyorum için diyor. Şimdi istiyorum diyor, değil mi? Evet, mesela ya da bir şey daha olmuştu yine. Öncesinde hani yapmadığını söyle, sonra yapıyor falan. O yüzden bilmiyorum. Bundan ya da şu anki kararımın en büyük sebebini açıklamak istiyorum. Kırmızı Oda'dayken sonuç olarak daha 2 gün oldu. Ben 6 gündür yanındayım.
kızın yanında beni o kadar değersiz hissettirdi ki dedim ki ben bu adam için de bu kadar mücadele edeceğim ve tamamen bitirmek istiyorum. Bu yüzden bu kararı aldım. Tamam, bu kararı daha önce de verdin ya hani. Öykü Hanım, ben hatta çok mutlu olmadım bugün arkadaş kalalım dedik. Arkadaş kalmak da tuhaf bir şey. Yani. Yani hani saygı çerçevesinde artık birbirimize yaklaşabileceğiz dedik. Ama orada diş şeklinden anlaman lazımdı zaten neden arkadaş kalalım dediğini. Arkadaş kalacağımızı söyledik. Ondan öncesinde söyledik de konuştuk. Ya ben ondan öncesinden bahsediyorum. Rica ediyorum. Bak ben sana hiç karışmadım yani. Çok sakin olur musun lütfen? Neden Yeliz bu kadar hararetli onu da anlamadım. Yani, kız çok arkadaşı ben de ya. Yani ben de üzüldüm. Arkadaşlar ben de bir şeyler yaşadım Pregala'da ya. Ben niye konuşulmuyorum? O ben zaman bir şey mi o yapmışım? Gün bana diyecektin ki istemiyorum. Ben söyledim sana. Ben kendim dedim karar vermek istiyorum dedim. İyi ki de böyle tamam, düşünmüşüm. İyi ki de düşünmüşüm. Hırs yaptım diyorsun. Hırs yaptım ne ya? Neyin hırsı ya? Sen kendin demedin mi kırmızı oda? Ben hırs yaptım abi dedin. Çünkü ben hırs yapılacak bir şey miyim abi? Çünkü yaşanacak çok şeyimiz vardı. Yaşanmadık. Birden arkadaş kalmak istediğin için. Bunun sen de hırsı. Burada kabul ettin. Tamam arkadaş kalalım problem değil dedin. Ne diyebilirim ya orada? Ben burada 3 gün sonra senin triplerini nereden ben bilebilirim ya? Sen bunlar hiçbir anlamıyorlar. Şeyden anlamıyorsun bunlar ya. Anlamıyorlar diyorsun. Hiçbir şeyden anlamıyorsun sen. Ben her şeyden anlıyorum. Anlamak istediğimi de anlıyorum kadar yani. Kadar pişmanım ki. Herkes de biliyor burada. Anlamıyor. Kimin ne yaptığını. Lütfen saygılı ol artık biraz ya. Başka biri gelince seni de bu şekilde ortada bırakacak. Ben sana söyleyeyim. Yok yani bence hiç bu baskılara gelmene gerek yok. Gereksiz zorbalandığını aynen, zaten Öykü Hanım da söyledi. Ya. Yani hiç gerek İlk yok. Kimin ne yaptığı da burada belli oluyor yani. Çok sakin kalmaya çalışıyorum artık yeter yani ya. Ne yapmışım sanki? İnsan gibi seninle konuştum. Hasretle de dedim ki yüz yüze konuşacağım dedim. Fırsat oldu mu yüz yüze konuşmaya? Yüz yüze konuşsan ayrı dert, WhatsApp'tan konuşsan ayrı dert ya. Konuşmuyorsun, sorun burada. Kendinize gelin artık biraz. Konuşmuyorsun, sorun burada. Bu böyle devam edecek. Ben kararımın asla dönmüyorum. Asla hiçbir şekilde dönmeyeceğim. Senin bugüne kadar tanıdığımız karakterdeki Dilara bunu devam ettirecek. Ha, bu konuda sizin aranızda bu çözülmemiş ve belki de uzun süre... Yani sen bunalıp, bunu bozup, oh rahatladım diyene kadar bir şey yaşanamayacak gibi görünüyor. Mihle bunu göze alır mı? Oğuz bunun için mücadele eder mi? Seninle tekrar ılımlı bir ilişkiye döner mi? Yani bunları konuşmak lazım. Ama burada kilit nokta sensin. Sonuçta arada kalan sensin. Kırmızı odadaki fotoğraf bunu gösteriyor. Ya ben dediğim gibi kararımın arkasındayım. Hiçbir şekilde artık olmak istemiyorum bu konunun ortasında. Öykü Hanım, Dilara lafınızı bölüyorum kusura bakmayın. Olmak istemiyor ama hala hoşlanıyor bence. Hoşlanmıyor, olmuyor. Yani ağzı söylüyor da uygulayabilecek mi acaba? Hayır, bu şekilde devam edersen ben kendimi yıpratırım. Kesinlikle öyle. Ya, hoşlanıyorsun ama bitirmek zorunda hissediyorsun şu an kendini. Çünkü devam edersen biraz daha peşinden Oğuz'dan koşma mı diyeyim hani. Oğuz'dan bir çaba gösterirsen karşılığını alamayacağından korkuyorsun. O yüzden şu an kesip bitirmek istiyorum diyorsun. Normalde evet, aslında istemiyorsun. Evet, benim için daha iyi, daha mantıklı. Yani, çünkü ben kendimi böyle istiyor. Yaparsam çok çabuk daha kat kat duygularımı kat kat böyle daha da yükseleceğim. Yükselecek. İşte. Seni tanıdığım için tanıdık yani. Evet ben de o yüzden. Çünkü işte gözünün önünde Buse söyledi sana hani gözünün önünde bir takım şeyler yaşandığı zaman başka türlü oluyor ya. Ve sen tutamıyorsun Nihle'ye öfkeni patlatıyorsun. Aslında Oğuz'un hıncını Nihle'den çıkarıyor. Çıkarıyor. Nihle'yle bir derdi olduğu için yok, de değil ama. Yok konuşacaktım zaten kendisini. Öykü Hanım ben bir de bir şey söylemek istiyorum. Hani Nihle'yle gözünüzün önünde bir şeyler yaşanıyor diyorlar da ben ne yaşadım ki Nihle'yle? Hayır yaşanacak. Hayır, yaşandı gibi. Kırmızı odaya gitmesi bile yaşanan bir şey ya. Tepkiyi gördük. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben zaten düşündüm Dilara'yla alakalı. Yani 4 gün dediği gibi Yeliz'in bir süre oldu konuştum ondan sonra Dilara'yla. Ben doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü Dilara'da bence bazı tutarsızlıklar var. Hani kendi dediğiyle uyguladığı bir olmuyor. Yani umarım hırs yapmaz. Daha fazla. Yaptı. Yani bence artık kendisi de durması gerektiğini biliyor. Yani hırs yapması gereken hiçbir şey yok. Sen ne yapmayı düşünüyorsun derken Dilara ile böyle bir yüzleşme yapmayı düşünüyor musun? Ben Dilara ile konuşmak istiyorum zaten. Burada erkekler evinde de söyledim. Ben Dilara ile yüz yüze de konuşacağım. Artık onun kafasında da bir şeylerin net olmasını istiyorum. Peki Tatyana'cığım,